Evet bir arkadaşımız sormuşlar. Biz de cevaplamaya çalışalım. Genel olarak şöyle sorular geliyor. Ben o sorulara genel bir cevap vereceğim. Arkadaşımızın sorusunu okuyalım. Sonra da bu olayın diğer arkadaşlarımızla olan ilgisini anlatmaya çalışayım. Derslerin dolu yüzünden alamadan mezun olacağım. E, makine öğrenmesi, paralel programlama dersleri var. Sizce bu dersler almak lisans için şart mıdır ve bu dersleri ne kadar yet e, nasıl yeteri kadar öğrenebilirim ve kitap önerebilir misiniz Türkçe-İngilizce nelerdir? Bu dersleri yüksek lisans seviyesinde almak için lisans seviyesinde almak şart e, mıdır? Şartı var mıdır diye sormuşlar. Şimdi buna benzer sorular geliyor. Bir şekilde lisansta diyelim ki X dersi, Y dersi açılıyor seçmeli olarak açılmış. Al, alın alınabiliyor, alınmayabiliyor. Alınmasının e, zararı var mı? Alınmamasının zararı var mı? Hangi dersleri almamız gerekir? Bu dersleri aldığımızda yüksek lisans etkisi var mı? Yüksek lisansta da bir daha alalım mı? Veya e, yüksek lisans yapalım mı bu dersler eksik kaldıysa gibi sorular geliyor. Şimdi şunu kabul etmek lazım. Bilgisayar bilimleri, bilgisayar mühendisliği Türkiye'deki ismiyle hızlı değişen bir bölüm hızlı yeniliklerin geldiği bir bölüm. Şimdi normalde üniversitelerde müfredat değiştirmek sıkıntılıdır. Mesela bir öğrenciyi 4 sene okutursunuz, mezun edersiniz ve o 4 senelik programı yapmışsınızdır bir şekilde. işte 8-10 tane zorunlu ders, işte 10 tane mühendislik zorunlu ders, işte 5 tane e, söz sos, sos, e, sosyal ders, işte seçmeli ders 10 tane koyarsınız falan. Bunların belli e, şeyleri vardır, or oranları vardır ve o programı çok fazla uzun süre uygulamak istersiniz ama bilgisayar mühendisliği buna çok da açık olmayan bir mühendislik. Niye derseniz? Çünkü bilgisayar mühendisliğinde işler çok hızlı değişiyor. Şimdi, bu işin çözümü genelde seçmeli dersleri yıkılarak çözülmeye çalışılıyor. Çünkü bu ders programının, curriculum'ın yani müfredatın değiştirilmesi çoğu üniversitede kolay bir iş değil. İşte fakülte kurulları, senatolar, şunlar bunlar bir sürü yerlerden geçirmeniz gerekiyor ki geçirdikten sonra da böyle e, göbeğinizde bir yük olarak eski programı taşıyorsunuz. Aynı anda o programa kayıtlılar, bu programa kayıtlılar. Onlar şu dersi alırdı, bunlar bu dersi alamazdı. Onlar için şu dersi açalım falan diye de sıkıntıları devam ediyor. E, şimdi e, hangi dersler almak gerekir seçmeli ders olarak? E, bu derslerden hangilerini almazsak sıkıntı yaşarız sorusu birazcık esnek bir soru. Ben bununla ilgili bir videomuz var. Orada 11 tane ana bilim dalı sayıyorum. Bilgisayar bilimleriyle ilgili dünya çapında kabul edilmiş 11 tane e, genelde lisansta verilen, lisans seviyesini indirgenebilen ve çalışma alanı olarak geçebilecek konular. Mesela işletim sistemi bir uzmanlık alanıdır. Veri tabanı bir uzmanlık alanıdır. Yapay zeka bir uzmanlık alanıdır. Buna benzer onları kitaplarıyla, de detaylarını anlatıyoruz. Şimdi burada mesela makine öğrenmesi ve paralel programlama gibi dersler bir uzmanlık alanı olarak görülmemekle birlikte mesela makine öğrenmesini belki yapay zekanın, belki veri biliminin, belki veri mühendisliğinin e, bunu veya bunların hepsini birleştirerek tek bir alan olarak da görebilirsiniz. E, altına koyabilirsiniz. Yapay zeka grubunun altında da düşünebilirsiniz. Veya ayrı bir alan olarak da doğabilir. Mesela bazı üniversitelerde görüyorsunuz bu var. Yanında işte e, metin işleme, text processing var. Onun yanında bakıyorsunuz e, doğal dil işleme var onun yanında bakıyorsunuz işte e, neuroscience var, e, bir sürü buna benzer dersler açmışlar. Şimdi bunların hepsini alıp bir konuda çok uzman bir seviyeye de gelebilirsiniz veya bunlardan birer tane böyle tadımlık alıp e, konular hakkında bilgi de sahibi olabilirsiniz. Genelde lisanstaki amaç çok fazla farklı konuyu görüp o konularda, çünkü bunlar hepsi giriş seviyesindedir, o konularda belirli bir derinliğe, çok e, derin olmayan belirli bir derinliğe inip, ee, o orada kesmektir. Zaten dersler de böyle amaçla kurgulanır ama ne yapacağını bilen, mesela akademisyen olmak istiyor, bir konuda çalışmak istiyor o arkadaşlar belki böyle bir e, gruba konsantre olup o dersleri de alabilirler. Benim tavsiyem ama genelde lisans seviyesinde ne kadar farklı alandan ders alabilirseniz o kadar faydalı oldu. Çünkü lisansın amacı size o bilimle ilgili, o bilgisayar bilimleri mesela veya yani bilgisayar mühendisliğiyle ilgili genel bir bakış açısı, formal bir bakış açısı kazandırmaktır. Ee, şimdi yüksek lisans için lisansta da alma şartınız yok. Genelde yüksek lisans dersleri lisansta hiç almamış olmanız kabulüne göre gider. Ama bazı şeyleri almış olmanızı da kabul eder. Mesela bir lisans, e, yüksek lisansa gelen bir arkadaşın veri tabanı nedir bilmiyorsa veya işletim sistemi nedir bilmiyorsa veya işte hiç programlama dili bilmiyorsa nesli programlama ne demektir bilmiyorsa sıkıntı yaşayabilir. Bazı şeyleri mesela veri, veri yapıları çok temel bir şeydir. Bunun bilindiği kabul edilir ki böyle olan arkadaşlar, bilmeden gelen arkadaşlar da olabilir. Farklı alanlardan gelenler oluyor. Onlar için de bilimsel hazırlık okutulup o fark kapatılır. Ama genelde bu temel derslerin bilindiği kabul edilir. Birazcık daha böyle detay olabilecek dersler. Mesela bir yüksek lisans programı açacağız. E, buraya nesne önümlü şey pardon, e, doğal dil işleme bilmeyen kimseyi kabul etmeyelim. Genelde denmez çünkü onu bilen gelebilecek insan sayısı az olduğu için Baştan bunu bildiğimiz için genelde bu programlar böyle istisna belki e, programlar olabilir e, bazı yerlerde ama genelde çoğu programda e, istisnalar kuralı bozmayacağı için çoğu program için şunu söyleyebiliriz. Genelde lisansta belli temel bir seviyeyi bilmeniz beklenir. Bunun üzerine gereken bilgiler yüksek lisansta tamamlanır. Ki derslerin amacı da odur. Zaten sizi bir tez yazacak seviyeye getirmek için o dersler genelde vardır. Veya eksiğiniz varsa farklı alanlarla ilgili eksiğiniz varsa veya merakınız varsa biraz da şu alanı göreyim diye yüksek lisansta o konularla ilgili ders alırsınız. Genelde amacı budur. Şimdi e, bu derslerin özelinde şunu söyleyeyim. Makine öğrenmesi de paralel programlama da günümüzde çok gelişti. Ben paralel programlamaya ilk aldığımda bu kadar önemli bir şey olacağını tahmin etmiyorum. O zamanlar için işte clusterlar kuruluyor. 10 tane bilgisayar birbirine bağlanıyor. Tek bir bilgisayar gibi çalışıyor. Ben ilk başlangıcı PVM, (paralel Routier Machine denilen bir uygulama, e, bir e, kütüphane diyelim. E, üzerinde C ile kod yazıyordum. Sonra MPI geldi. E, sonradan bakıyorsunuz Hadoop diye bir teknoloji var şimdi değil mi? Hadoop'un kökünde MPI var. Message Passing Interface diye geçen kavram. E, ve onun mesela daha üstünde bakıyorsunuz Big Data ile ilgili şimdi bir sürü farklı teknolojilere e, geçilmiş Ve şu anda büyük veri dediğiniz, data science dediğiniz data engineering yani e, veri mühendisliği dediğiniz data mining dediğiniz kavramların hepsi bu tip altyapıların üzerine mesela MapReduce paralel programlamada öğrenilebilecek bir kavram ve bugün artık büyük veri dünyasının ABC'si içinde sayılan, temeller içinde sayılan kavramlardan birisi. Dolayısıyla bu işler gelişiyor. Yani bu eskiden lüks olarak göreceğiniz, belki çok gerekmez, olmasa da olur diyebileceğiniz dersler bugün artık gereklilik haline gelmiş. Ben Big Data ile ilgili konferanslarda, sunumlarda, konuşmalarda da bundan bahsediyorum. Bazı teknolojiler bütün sektörü değiştiren teknolojilerdir. Mesela ileride diyelim ki kuantum bilgisayarları gelir. Masa üstündeki bilgisayarlarımızı kaldırıp yerine kuantum bilgisayarı koyarsak herkesin o teknolojiyi öğrenmesi gerekecek. Bugün için lüks olan o zaman bir gereklilik olacak. Benzer şekilde büyük veri şu an hayatımıza giriyor. Artık normal bir geliştirici, yazılım geliştiricisi şu an gerekmiyor ama belki 3 yıl, belki 5 yıl sonra büyük veri kullanarak geliştirecek. O kütüphaneleri bilmeyen kişiyi işe almayacaklar veya işe aldıkları herkesin o kütüphaneleri, işte Microsoft'sa Azure'u işte Java Java'ysa Spark'ı veya hangi teknolojisi onları biliyor olduğu kabul edilecek. Çünkü bütün programlamalar belki büyük veriye doğru kayıyor. Nasıl mesela şimdi web servis kavramı değil mi? Bunlar yeni yeni XML kavramı. Şimdi yazılım geliştiricisi birisinin veri tabanını bilmesi XML'i bilmesi, bazı şeyleri bilmesi bekleniyor. Bunlar hayatımıza yavaş yavaş giren ama artık belli bir noktada sonra işte şu alanda yazılım yazan kişilerin bilmesi gerekiyor şarttır bir sorulması bile gerekmez gibi kabullere giden veya veri tabanı yöneticisi bakıyorsunuz büyük veriye belki NoSQL'e artık NoSQL bilmeyen bir veri tabanı yöneticisi DBA olmamaya başlayacak. Bunlar hayatımızı yavaş yavaş değiştiren bir müddet sonra zorunluluk haline gelen şeyler. Mesela örnek olması açısından şimdi relational database var değil mi? İlişkisel veri tabanı diyoruz. Eskiden var mıydı? Mesela functional database'ler vardı. Daha değişik hierarchical database'ler vardı. Bilenler, tarihe biraz yetişenler, yaşı biraz büyük olanlar bilirler. Şimdi o veri tabanlarını bugün bilen yok hatta. O zamanlar onlar bilinmesi gerekiyordu. İlişkisel bir veri tabanı çıkmış. Ya işte hani ileride gerekebilir belki filan diye bakılıyordu. Şimdi bir zorunluluk haline gelmiş olarak görüyorsunuz. Şimdi dolayısıyla işler değişiyor. Değiştikçe beklentiler değişiyor. Beklentiler değiştikçe istenen şeyler değişiyor. Ee, ve bu e, derslerde makine öğrenmesi veya paralel programı gibi dersler veya bunun başka bir liste daha hazırlayabiliriz belki. 5-10 tane ders sayabiliriz. Artık Yavaş yavaş zorunluluk haline gelmiş durumda. Benim gördüğüm kadarıyla. Bilmekte fayda var. Lisansa koymakta fayda var. Ee, o yüzden bu dersleri almanızı tavsiye ederim. Aslında lisansa ne kadar çok ders alırsanız o kadar faydalıdır. Ee, o kadar e, faydasını görürsünüz uzun vadede. Ee, dolu dolu geçirmek lazım üniversite eğitimini. Ve e, bunları kitaplardan da çalışabilirsiniz tabii ama hep söylediğim bir şey. Üniversite eğitimi kitaplardan veya videolardan olmayacak bir eğitimdir. Oradaki hoca hoca öğrenci ilişkisi, usta çırak ilişkisi, bir mesela makine öğrenmesiyle ilgili bir paralel programlama ile ilgili bir proje yazmak. Yazarken işte haftada bir saat hocanızla görüşmek, fikir alışverişinde bulunmak, ...onu sizin yönlendirmesi bunlar hiçbir zaman hiçbir yerde olmayacak, e, videolarla olmayacak şeylerdir. Çok e, kıymetli şeylerdir. Size çok fuk kazandıracak şeylerdir. O yüzden benim hep tavsiyem e, üniversitede bu dersleri alın. İyi hocalardan alın. iyi üniversitelerde alın tabii ki onu her zaman söylüyoruz. Çünkü bunları böyle sırf vermiş olmak için veren yerler de var. E, hiç konuyla alakası olmadan veren hocalar da var. Çok farklı şeyler de var. Ve çoğunluk ne yazık ki bu durumda Türkiye'de. Ama giderek düzelecek inşallah. Umudumuz var. Türkiye olarak her zaman ümit, ümit besleyen bir ülkeyiz. Ee, ama dediğim gibi durum bundan ibarettir. Ee, mümkünse hatta şunu da yapabilirsiniz. Bakın şöyle bir size taktik de vereyim. Ee, bu dersleri gidip başka üniversitelerden de alabilirsiniz. Mesela yaz döneminde açanlar veya dönem içinde de alabilirsiniz. Mesela diyelim ki e, bahar döneminde. Şimdi 2017 bahar geliyor, değil mi? E, 2017 bahar döneminde ben bu dersi bir başka bir üniversiteden alacağım. Belki kendi üniversiteme göre daha kaliteli bir üniversiteden almak istiyorum. Yazarsınız dilekçenizi kendi üniversitenize. Gider o üniversite ile anlaşırsınız. Orada kota olması, kontenjan olması falan şartları var. Neyse çözülebilecek şeyler bunlar. Yapanlar var bu arada. Gider daha iyi bir üniversiteden bu dersi alırsınız. Daha iyi bir hoca bulursunuz. Şimdi Gök'ün böyle bir güzelliği var. Bunları açtı. Yani Artık öğrenciyken istediğiniz üniversiteden gidip ders alabiliyorsunuz. Devlet üniversitesindeyseniz, burslu yani ücretsiz normal okuyorsanız, e, devlette çünkü burslu, ücretli falan farkı yok. Aynı ücretsiz haklarla gidip başka bir üniversiteden ücretsiz bir şekilde bu dersi alabiliyorsunuz. E, şeydeyseniz, özel üniversitedeyseniz işler biraz farklı oluyor ama gene bu imkanınız var. Ben yerinizde olsam mezun olana kadar en azından birkaç dersim, en azından birkaç dersim böyle farklı üniversitelerde alıp Oradaki bir ortamı görmek isterdim. Yani oradaki öğrenciler nasıllar, hocalar nasıllar, dersler nasıl işleniyor o kültürü bir görmek isterdim. Hele bir de böyle güzel bir dersi, güzel bir hocadan alabilirsen çok büyük faydası olacağını düşünüyorum. E, tavsiye ederim. E, böyle bir şeyler yapın. Hatta şunu da yapabilirsiniz. Ben bunu yaptım mesela. Mezun olduktan yıllar sonra gidip bir üniversiteye resmi kayıt olup parasını ödeyip e, bir dersi alıp e, o dersi bütün şeyleriyle yani e, hiç mesela normalde kayıtlı öğrenci değilsiniz, lisans öğrencisi değilsiniz, yüksek lisans öğrencisi değilsiniz. Bazı üniversiteler bu imkanı sağlar. Devlette sağlayan bu kültürde olan iyi üniversiteler var. E, öz hepsi sağlar. Parasını verdiğiniz için genelde buna sıcak bakacaklardı. Gidip iyi bir hocadan o dersi alıp e, geçip veya geçmeyip o dersi e, alabilirsiniz. Yani böyle bir imkan da var. E, mesela mezun olduk tamam artık bir daha hayatımız boyunca ders görmeyeceğiz değil. Bunları oturup öğrenmek çünkü çok vakit alan şeyler ve doğru bir şekilde verilmiyorsa bu bilgi size aktarılmıyorsa sizin kendinize uğraşarak ciddi uğraşmanız gereken şeyler bunları yapabilirsiniz. Buna benzer çok imkan var ama tavsiyem mümkün olduğunca fazla ders portföyünden farklı derslerden bir portföy hazırlamanız kendinizi geliştirmeniz ve çalışmanız. Bu dersleri almanız faydasını görürsünüz. Tabii şu yani bunlar bir ufuk kazandırmaktır. Bilgisayar mühendisliği sonuçta bir disiplin, bir bakış açısı kazandırmaktır. E, hayatı boyunca makine öğrenmesini hiç kullanmayan bilgisayar mühendisi de olabilir. Her bilgisayar mühendisi bilmek zorundadır gibi bir algıda çıkmasın. Bunlar e, tavsiye edilen size ufuk kazandıracak şeylerdir. E, Özetle durum budur. Umarım faydası olur. Başarılar dilerim.